And are, but this is very unfortunate. To get this resolved, Saudi Arabia are violated with Saudi Arabia at their time. Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin TRT Dünya gündemine konuştu. Barış zirvesi için Türkiye'de bulunan Hüseyin, köklü geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin günümüzde de devam ettiğini belirtti. Hüseyin, Pakistan'ın Avrupa ile gerçekleştirdiği ticaretle ilgili olarak da Türkiye'nin çıkarlarına zarar verecek hiçbir adım atmayız dedi. Mr. President, uh, welcome to Turkey and thank you Sayın so Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye hoş geldiniz ve bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu Türkiye'ye üçüncü gelişiniz. Bu sefer dünyanın tam da ihtiyacı olduğu bir zamanda barış sirvesi ve Çanakkale zaferinin yüzüncü yılı için buradasınız. Bize yapacağınız temaslardan biraz bahseder misiniz? Thank you. The pleasure is mine. Uh, Teşekkür ederim. Ben de burada olmaktan çok memnunum. Aslında biraz tarihten bahsetmek istiyorum. 1915 yılında Çanakkale Savaşları başladığında o zamanki Hindistan'dan ki, malumunuz Pakistan o zamanlar bağımsız değildi. Ülkede yaşayan Müslümanlar Çanakkale'deki Türk kardeşlerine savaşa destek vermek için bir kampanya başlattı. Çok sayıda insan bu topraklara geldi ve bugün konuştuğum her Türk'ün bu bilinçle hareket etmesi, bizleri hatırlaması beni çok memnun ediyor. O zaman neredeyse 100 yıllık bir ilişkiden bahsediyoruz. Bugüne bakacak olursak iki ülke ilişkilerini nasıl tanımlarsınız hem ekonomik hem de tabi sosyal açıdan soruyorum. Mükemmel, mükemmel. Aslına bakarsanız geleneksel ya da etik olarak bizlerin çok fazla ortak noktası var. Bir de dini boyutu var malumunuz. Her iki ülkenin de çoğunluğu Müslüman. Geçmişte büyük paylaşımlarımız var. Ayrıca modern dünyada da pek çok uluslararası konuda hemfikiriz. Farklı platformlarda bu fikir birliklerimizi sık sık dile getiriyoruz. Aslına bakarsanız Pakistanlıların Türklere karşı beslediği duyguları kelimelere dökmek çok zor. Çünkü her iki halk arasında da birbirlerine karşı çok derin sevgi, saygı ve anlayış var. Dolayısıyla Çanakkale Zaferi'nin bu önemli yıl dönümünde hem burada olmaktan hem de ilişkilerimiz açısından çok mutluyum. Bu bahsettikleriniz hem tarihi hem de duygusal bağlar üzerine ama iki ülke ilişkileri aynı zamanda ekonomik ve ticari bağlarla da kuvvetlenir. 2010 yılındaki ticari verilere bakacak olursak birçok gelişme yüzünden ikili ticaret hacminde önemli bir düşüş var. Ne dersiniz ticaret nasıl gidiyor? Evet bu çok önemli bir konu. Eski eskiden ülkeler siyasi ilişkilerini kuvvetli tutmaya özen gösterirlerdi ama artık günümüzde ülkeler karşılıklı ticaretle daha güçlü oluyorlar. Zira ekonomi artık herkes için hayati bir öneme sahip. Aslında Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacmine baktığınız zaman seviyenin potansiyellerin çok altında olduğunu görüyoruz. Ben nereye gidersem bu konunun öneminden bahsediyorum ve şunu memnuniyetle belirtmeliyim ki şimdiye kadar bir hayli başarılı olduk. Avrupalı ülkelerle yaptığımız ticaret anlaşmaları ilk önce bazı Türk iş adamlarını tedirgin etmiş olabilir. Ancak sizi temin ederim ki bizler Türklerin çıkarlarına zarar verecek hiçbir adım atmayacağız. Bence bundan sonraki süreçte daha çok ortak teşebbüsler olması lazım. Özellikle son zamanlarda Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve Başbakan Sayın Davutoğlu bu konuda çok yoğun çaba sarf ettiler. Metrobüs yatırımlarından enerji sektörüne kadar birçok alanda işbirliğimiz var burada vurgulamak istediğim Pakistan yabancı yatırımcılar için en uygun ülkelerden biri. Yatırımcılara büyük kolaylıklar sağlıyoruz ve destek oluyoruz. Bu yüzden daha çok ortak girişim olmalı. Daha çok hangi sektörlerde yatırıma ihtiyacınız var? Havacılık mı, inşaat mı, enerji mi? Çünkü Pakistan'ın özellikle elektrik kesintileri konusunda ciddi sıkıntıları var. Kimleri davet ediyorsunuz ülkenize? In all these sectors. <laughs> In energy. Bütün bu saydıklarınız diyebilirim. Enerji, altyapı, bilişim sektörü ve inşaat çok önemli. Elbette bunları tamamen hayata geçirmek biraz zaman alacaktır. Bir takım gelişmelerin olgunlaşmasını bekleyeceğiz. Ancak ben iki ülkenin iş adamları arasında sık sık karşılıklı ziyaretler düzenlenmesi taraftarıyım. Eminim bunu yapabilirsek ticaret hacmimiz büyüyerek artacaktır. Pakistan'da yıllardır süregelen terörle mücadele mücadele Peşaver'e bir Peşaver'de bir okula düzenlenen saldırıyla farklı bir boyut kazanmıştı. Bu noktada Afganistan'la işbirliği içinde olduklarına değinen Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'e göre bölgesel barışın yolu içinde Birleşmiş Milletleri işaret etti. Is also a major for the world. Ve elbette güvenlik, zira Türkiye sınırlarının ötesinde büyük karmaşalar yaşanıyor ve Pakistan'da yıllardır teröre karşı mücadele veren ülkelerin başında geliyor. Geçen Aralık ayında maalesef Peşaver'de çoğu çocuk 146 masum insan Taliban tarafından öldürüldü. Bu vahim olay hem Türkiye'yi hem de dünyayı şok etti. Ardından siz terörle mücadelede daha sert önlemler aldığınız bir döneme girdiniz. Terörle mücadele nasıl gidiyor? Evet, maalesef çok çok talihsiz bir olaydı. 137 çocuk bu saldırıda katledildi. Burada Türkiye'nin bize verdiği desteğe de müteşekkirim ama bu saldırı bizi çok daha geniş kapsamlı bir operasyon düzenlemeye itti. Bu teröristler ve aşırıcılarla mücadele etmek için artık Afgan hükümetiyle çok sıkı bir çalışma içindeyiz. Sayın Eşref iktidara gelmesinden sonra her iki ülkenin askerleri de ortak operasyonlar düzenlemeye başladı ve bu operasyonlar tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek. Bu sefer çok kararlıyız. Bunu yapamazsak ekonomik refahımızı ilerletmemiz de çok mümkün olmayacak. Bir gazeteci olarak eski Afganistan ve Pakistan cumhurbaşkanlarıyla uzun röportajlar yapma şansım oldu. Şimdi yeni liderlerle durum biraz değişmiş gibi görünüyor. En azından daha fazla işbirliği yapıyorsunuz. Hem teröristlerle mücadele ediyorsunuz hem de Afganistan-Pakistan sınırını kontrol altına almaya çalışıyorsunuz. Bu işbirliğinden olumlu bir sonuç bekliyor musunuz? I hope so. İnşallah öyle olmuyorum. Biliyorsunuz Afgan lider Ashraf Gani çok eğitimli, iyi bir ekonomist aynı zamanda. Zaten Gani ekonomiyi düzeltmek üzere iktidara geldi. Pakistan ve Afganistan terör yüzünden çok büyük kayıplar veren iki ülke. Belki de tek iki ülke. Sizin de söylediğiniz gibi Afganistan'daki iktidar değişimiyle durum büyük oranda düzeldi. Hükümetlerimiz ve askerlerimiz arasında sürekli dayanışma toplantıları yapıyoruz ve sonuçlar olumlu gelmeye başladı. Zaten bu yüzden ülkede tek bir terörist kalmayana kadar bu operasyonlar da devam edecek. Peki bu bahsettiğiniz teröristlerin hiç rehabilite edilme şansı var mı? Evet bu daha önce de denendi ama söylediğim gibi bu operasyon son terörist etkisiz hale getirilene kadar da devam edecek. Sayın Başkan, Afganistan'la olduğu gibi Hindistan'la da ilişkilerinizi geliştirmeye başladınız. Ticaret de dahil ilişkilerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Pakistan dış politikasının mihenk noktası tüm dünya ülkeleriyle dostluk ilişkilerine sahip olmaktır. Özellikle de komşularımızla. Afganistan ve Hindistan bizim kapı komşularımız ve o yüzden özellikle Hindistan'la iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz. Bazen çabalarımız başarıya ulaşıyor, bazen de Hindistan'daki bazı sertlik yanlıları yüzünden sekteye uğruyor. Son olarak benim de tam olarak sebebini anlamadığım bir kararla Hindistan Dışişleri Müsteşarlığı seviyesindeki bir yetkilisini geri çekti. Sonra geri geldi ama şurası açık, Hindistan Pakistan'ın gösterdiği iyi niyete pek fazla karşılık vermiyor. Ama biz bu ilişkileri çok iyi seviyeye ulaştırmak için kararlıyız ve hiçbir şekilde düşmanlık istemiyoruz. Ama tabii bildiğiniz gibi zaman zaman Cammu Keşmir konusu gündeme geliyor ama bizler bu konuyu çözmeden bırakmayacağız ve bu konuda da kararlılığımız tam. Bu konu hem Cammu Keşmir'de yaşayanlar hem de Birleşmiş Milletler kararı doğrultusunda çözülmelidir. Çünkü Cammu Keşmir bizim Pakistan olarak en büyük sorunlarımızdan biridir. Eğer çözülmezse ilişkilerde sıkıntı olmaya devam edecektir. Sizin aynı zamanda İran'la da sıkı işbirlikleriniz var. Enerji sorunu yaşayan bir ülke olarak İran'la doğal gaz boru hattı inşasına karar verdiniz. Aslında Hindistan da içinde olacaktı ama sonra bu projeden çıktı. Proje hangi aşamada? İnşaat ne zaman başlayacak? Evet bu proje hayata geçirilecek. Hattın bizim bölgemizde kalan kısmının inşası çok yakın bir zamanda başlayacak. Her ne kadar ciddi anlamda enerji ihtiyacımız olsa da ilk başta bu proje konusunda biraz kararsızlık çünkü İran'a yaptırımlar uygulanıyordu. Zira 1 milyar dolardan fazla bir yatırım yapmamız gerekiyordu ve İran'ın yaptırımlar altında olması bizim için büyük bir risk teşkil ediyordu. Ama şimdi durum biraz daha değişti. İranlı dostlarımızla sürekli temas halindeyiz. İran'dan gelecek doğalgaz boru hattı en kısa zamanda hayata geçecektir. Evet Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin bölgenin sıcak ülkelerinden Yemen'le ilgili sorulara da yanıtladı. Pakistan Suudi Arabistan'ın talebine rağmen askeri destek vermezken operasyona Memnun Hüseyin İran'la Suudi Arabistan arasında orta yolu bulmak için çok çalışıyoruz dedi. Şimdilerde Suudi Arabistan liderliğindeki bir koalisyon Yemen'e hava operasyonları düzenliyor. Her gün hedefler vuruluyor. Hatta bu koalisyona destek konusunda Pakistan parlamentosunda ciddi tartışmalar da yaşandı ve siz tarafsız kalmayı tercih ettiniz. İran malumunuz Yemen'deki varlığı yüzünden eleştiriliyor. Pakistan da hem İran hem de Suudi Arabistan'la iyi ilişkilere sahip. Bu durumu nasıl dengeliyorsunuz? balance this? Aslına bakarsanız İslam ülkelerinin birbiriyle çatışıyor olması çok talihsiz bir durum. Ben hayatım boyunca Müslümanların aynı yerde durması gerektiğine inanan biriyim. Bu düşünceden hareketle Pakistan her iki taraf arasında orta yolu bulmak için çok çalışıyor. Ama şurası kesin, eğer Suudi Arabistan sınırları tehdit edilirse buna müsamaha göstermeyiz. Suudi Arabistan'ın yanında oluruz. Asker gönderir misiniz? Eğer Suudi Arabistan sınırı ihlal edilirse ki şimdilik edilmez. Biz bu arada Türkiye başta olmak üzere diğer Müslüman ülkelerle de temas halindeyiz. Hatta Malezya ve Endonezya'nın da bu müzakere sürecine dahil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Yemen'de olanlar maalesef çok üzücü. Bizce hükümet lideri Mansur Hadi muhatap alınmalıdır çünkü o Yemen'in seçimle başa gelmiş bir siyasetçisi. Husiler konusunda da bilemiyorum bu çatışmayı kim ve neden başlattı ama durum bizden açısından gerçekten çok üzücü. Yemen'in yeni bir savaş yaşamasını elbette istemiyoruz ve tüm gücümüzle bir mutabakat sağlanması için çalışıyoruz. Ama yine tekrarlıyorum, eğer Suudi Arabistan tehdit edilirse biz Riyad yönetiminin yanında duracağız. Malumunuz Pakistan'ın en yakın dostları arasında Türkiye, Azerbaycan, Çin, Malezya ve Endonezya bile var. Hepsiyle çok yakın ilişkilerimiz var ve tabii Suriye Arabistan'da kutsal mekanlarımız var. Bu yüzden en ufak bir tehlikeye bile göz yumamayız. İran'ın pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü İran, Yemen'deki rolü yüzünden eleştiriliyor. Bilmiyorum ama bazı İranlılar Suudi Arabistan'ın bu operasyonu Husi'lere yönelik başlatmadığını düşünüyor. Ancak bu ay içinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda İran'da bu durumun çözülmesinden yana olduğunu açıkladı. Umarım en kısa zamanda çatışmalar sona erer. Siz Suudi Arabistan'ın Pakistan'ın en yakın müttefiklerinden biri olduğunu söylediniz. Diğer taraftan Riyad, Washington yönetimiyle de çok yakın. Pakistan ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine bakacak olursak, ki yıllar içinde birçok sıkıntılar yaşandı, neler söylersiniz? They are good İlişkiler gayet iyi. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda en büyük ticaret ortağı. Ülkemizde yüzlerce Amerikan firması var ve bunlar işlevseller. O yüzden ticaret hacmimiz de bir hayli yüksek. Bu nedenle birbirimizden vazgeçemeyiz. Elbette zaman zaman ilişkilerde gerginlikler yaşanıyor ama Washington'la ilişkilerimizin bozulmasının kimsenin yararına olmayacağını düşünüyorum. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Siz Barış Sirvesi'ne ve Çanakkale Zaferi'nin kutlamalarına katılmak için buradasınız. Sohbetimizin başında Müslümanların birbirini öldürüyor olmasından duyduğunuz üzüntüyü dile getirdiniz. Peki sizce Müslümanlar mezhep farklarını gözetmeden nasıl birlik olacaklar, bunu başarabilirler mi? under? Uh, what is your roadmap for it? Size söyleyeyim, bu biraz zaman alacaktır. Hello. Ne kadar mesela? Yıllar alacaktır. Farklı Müslüman ülkeleri aynı ve en temel prensipler üzerinde ikna etmek çok kolay olmayacaktır. Geçmişte de birçok İslam ülkesinin büyük toplantılarda bir araya geldiğini, kararlar aldığını görüyoruz ama sonra bir şeyler oluyor ve bu birliktelik bozuluyor. Ama bunun da zamanı gelecek. Şimdi bu kadar ümitsiz olmamalıyız. Birliklerimiz için çalıştığımız sürece o günlerin de geleceğine inanıyorum. <laughs>